etkisi olmayacak gibi. Efendim. Canlı yayındayız efendim. Ya duygularımız beraberce güzel bir kurultay olsun. Eyvallah. Partimiz için güzel olsun. İnşallah Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin demokrasi adına çok isabetli tüzük kararları alacağımız bir kurultay olsun. Yani o yönde de beklentimiz var. Yapıldı. Yani, Sivas'tan başladı. Aslında, 3 günde sürecek. Evet. Yani sadece 4 Eylül'den bu zamana değil, illerde yaklaşık 3 aydır hatta 4 aydır süren danışma kurulları ve çalışmalar var. Bugün onun sonucu, yarın öbür gün ve daha sonraki 6 ay boyunca olacak olan parti programı sürecini tüzükten daha fazla önemsiyorum şahsen. İnşallah hem kurultayda çok demokrasimize katkı sunacak, parti içi demokrasimize ve bütün partilere örnek olacak bir kurultay, tüzük kurultayı olsun. Ama esas dediğim gibi parti programımız 6 aylık dilimden sonra inşallah Türkiye'nin belki de geleceğin bir çeyrek yüzyılını tarifleyen özgün bir parti programı olsun. Temennimiz o yönde. Güzel bir gün olacak eminim. Umarım dediğiniz gibidir. Bizdeki değişim halinin ya da rüzgarının dediğiniz partiye de yansımış olduğunu sizden duyuyorum ama umarım olur, olması iyidir Türkiye demokrasi için. Tabii bizdeki demokrasi değişimi süreçleri şu anda aslında devam eden bir şey. Biz öyle bir hedef koymuştuk geçen sene. İlk kurultayımızda bir adım atıldı. Onun sonuçlarını 31 Mart'ta elde ettik. Şimdi bunun bir başka aşaması tüzük kurultayı. Bu da her şeyin sonucu değil. Şimdi önümüzde partinin programı hazırlanacak. 2008'den bu yana yapılan ilk program olacak. Ben önümüzdeki çeyrek yüzyılın Türkiye'sini tarifleyecek bir program olmasını diliyorum. Tabii o programla birlikte farklı talepler, değişiklikler olursa yine toplanırız. Biz bir araya gelmeyi ve partimizin önümüzdeki 25 yılın iktidarı olmasını istiyoruz. Demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda kapsayıcılığıyla, kalkınmasıyla, teknolojide atacağı güçlü adımlarla, dünyanın en çağdaş, en ileri düzeydeki eğitim politikalarıyla, her yönüyle savunma sanayisinden tutun doğayı koruyan ve geleceği güzelleştiren, iklim değişikliğiyle mücadele eden bir Türkiye var etme konusunda bir program yazmak istiyoruz. O beni daha çok heyecanlandırıyor. Bugün de o söylediğim bu değişim sürecinin önemli bir adımı, kilometre taşlarından birisi. Sonuçta derseniz ki değişim ne zaman sonuçlanacak? Bir dahaki genel seçimde Türkiye'de değişimi sağladığımızda sonucuna erişmiş olacak. Ondan sonrası artık değişim değil, bir kalkınma ve hem de böyle sıçrayarak kalkınma dönemi olacak. Yani o tarif her tarif olabilir ama ben böyle yerinden sıçrayan bir kalkınma dönemi diliyorum Türkiye'miz adına. Biz hem önceki dönem genel başkanımıza çok saygı duyuyoruz, hem şu andaki genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok inanıyoruz. Bugün çok güzel bir kurultay olacak. Teşekkür ederim. Mansur Bey'le yan yanısınız. Her zaman yan yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı aday adayı olarak. Biz her zaman yan yanayız. İki cumhurbaşkanı aday adayı olarak ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Biz her zaman yan yanayız. Kurultayımız, partimiz hayırlı uğurlu olsun. Sevgiyle kalın.